Adı Mutlu Usluer. Asıl mesleği fotoğrafçılık. Sevgili seyircilerim, Mutlu Usta fotoğrafçılığı belirli bir süre devam ettirmiş, kısa bir süre önce bırakmış. Şimdi bu işi, fotoğrafçılık işinin yanı sıra hobi olarak başladığı pole boyama sanatı dediğimiz bu ahşap arabalar ve sehpalar, insan figürler, çeşitli ahşap üzerine boya resimleri yaparak, çeşitli çiçekler şunlarla yaparak işini idame ettiriyor. Hobi olarak başlamış aslında bu işe. Ama bu hobi işi gün geçtikçe daha çok popüler hale gelmiş. Gerek yurt içinden, gerek yurt dışından siparişler almaya başlamış. Özel siparişler almaya başlamış Mutlu Usta. Buna pole boyama sanatı diyorlar. Mutlu Usta hayatı boyunca bu işlere merak sarmış. Kendisini geliştirmeye çalışmış. Ama nasıl çalıştırmış? Daha önce rahmetli olan bir Tevfik Gülcüler abimiz vardı. Tevfik Gülcüler abimizin elinden bu sanatı öğrenmek için Mutlu Usta boş vakitlerinde zaman buldukça Tevfik Gülcüler'e gidiyor. Bu pole boyama sanatını öğreniyor. Öğrenirken de herhangi bir şablon, kalıp, şu bu bir şey kullanmıyorlar. Tamamen el melekesi, el yeteneği. Bu el melekesini de Tevfik Usta'mdan almış Mutlu Usta. Şimdi bu eserleri yayınlamaya çalışıyor, sergilemeye çalışıyor. Mutlu Usta'nın iki amacı var. Bu işte iki amacı var. Birincisi gerek yurt içinde, gerek yurt dışında doğup büyüdüğü memleketi olan Dikili'nin en güzel şekilde tanıtılması. Dikili'yi bu şekilde bir simgeyle tanıtılması. İkinci önemli konu, Mutlu Usta bunu severek yapıyor. Gelecek nesillere, kuşaklara aktarılmasını istiyor. Bu da çok güzel bir çalışma. Gelecek nesiller inşallah istek duyarlar. Gelirler Mutlu Usta'dan, bu işi öğrenirler. Kendisi daha önce dediğim gibi Tevfik Usta'yla tanışmış. Şimdi bu Tevfik Usta'yla nasıl tanışmış, nasıl öğrenmiş bu işi kısaca kendisinden bir dinleyelim. Şimdi tabii uzun yıllar oldu. Askerden geldikten sonra 94-95 yıllarında Tevfik Usta'yla bir şekilde tanıştık. Kendisi de akrabamız oluyor aynı zamanda. Boş bulduğum zamanlar, boş vakitlerimde mümkün olduğu kadar yanına gider, nasıl yaptığını hem seyrederdim hem sorular sorardım. İşte usta burayı nasıl yapacağız, bu boyaları nasıl karıştıracağız gibi. O da Allah rahmet eylesin, hiçbir zaman hiçbir bilgiyi sakınmadı. O da derdi yani hiç şıram olmuyor. İşte o da bu konuyla ilgili müzdaripti o yıllarda. İlk önce amatör olarak başladım tabii. Biraz da el yeteneğim vardı. Kara kalem resimler çiziyordum. Meraklı olduğum için mümkün olduğu kadar zaman ayırmaya çalıştım. Kızım yetişti, büyüdü. Artık o fotoğrafçılık sektörünü ona bıraktınız. Evet. Şimdi o devam ediyor. Ben de tabii haliyle boşa çıkmış oldum. Bir 3-4 sene önce kendime yıllardır hayalim olan hobi atölyesini kurmaktı. Evimin altında bir 60 metrekarelik bir alanım vardı. Orayı değerlendirdim. Şu anda orada çalışıyorum. Fırsat buldukça güzel şeyler üretmeye çalışıyorum. Dediğim gibi yani aynı zamanda da Dikili'yi de tanıtmak istiyorum. Tabii bu güzel çalışmaları çok herkes güzel görsün istiyorum. Belki bir kişi çıkar der ki ben de öğrenmek istiyorum. Kapım her zaman onlara da açık. Bu şekilde devam ediyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerim, şimdi sizleri Mutlu Usta'nın o küçücük minik atölyesine götüreceğiz. Orada Mutlu Usta bu işleri nasıl yapıyor, bu pole boyama sanatını nasıl geliştiriyor, ahşap yakma sanatı nasıl yapılıyor, Osmanlı'dan kalan beşiklerimiz var, onlar nasıl yapılıyor, Mutlu Usta'nın anlatımıyla o atölyesini bir ziyaret edelim beraber. Adım Mutlu Usluer. Esas mesleğim fotoğrafçılık. Yıllardır da hobi olarak yaptığım bu tarz çalışmaları, hayalim bir atölye kurmaktı.
Yıllarca hep birilerinin eski eşyalarını alıp boyamıştım. 3 yıldır da bu tarz çalışmaları genelde yurt dışına yapıyorum. Bu gerçekte bir tole painting diye bir sanat dalı. Tole boyama diye geçiyor. En çok Hollandalıların kullandığı, İsveçlerin kullandığı bir çok eskiye dayanan bir sanat dalı. Genelde kendi atölyemde yapabildiğim, çünkü çok fazla büyük bir alanım yok, Osmanlı beşikleri, sehpalar, fırsat buldukça yakma tablolar yapıyorum. Onlar biraz daha fazla zaman aldığı için onlara daha az zaman ayırıyorum. Fırsat bulduğum zamanlar yapabiliyorum onları da. Şimdi tabii ki bu sanatı devam ettirmek istiyorum. Benimle beraber benden sonraki nesillerin de bunu yapmasını istiyorum. Tabii buradaki amaçlarımdan bir tanesi de Dikili'yi tanıtmak istiyorum. Dikili güzel bir yer çünkü. Dikili'nin bir simgesi haline gelsin istiyorum bu tarz çalışmalarda. İnşallah birileri çıkar da ben de bu işi devam etmek istiyorum der.